Ya Side hepimizin bildiği gibi Türkiye'de tatil turizminin ilk başladığı bölgelerden bir tanesi. Ve tabii bu çok eskilere dayanıyor. Buradaki en büyük etken Side'de aynı zamanda bir yaşamın olması. Deniz, güneş, kum zaten bizim tatil turizmimizin olmazsa olmazı. Aynı zamanda Side'de hiçbir yerde olmayan yaşamın içinde bir de tarih var. Bizim ülkemizde çok sayıda tarihi öğren yerlerimiz, tarihi eserlerimiz var ama Side gibi insanların yürüyerek ulaşabildiği, yürüyerek gezebildiği ve o havayı kokladığı tatil beldemiz çok az, yok gibi bir şey. Onun için sahillerimiz özellikle aile turizmi açısından tam kum tatili yapılabilecek sahillerimiz mevcut. Bu da buraya misafirlerin 12 ay tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Güzel ağırlıklı tabii her zaman olduğu gibi bizim Alman pazarı çok önemli bir pazar Side için. Orta Avrupa pazarı kışın özellikle tercih ediyor. Ama Mart Nisan'dan itibaren diye bütün pazarlar Nisan ayından itibaren bütün pazarlardan misafirler gelmeye başlıyor ama özellikle kışın Orta Avrupa pazarı başta Almanya olmak üzere Side'nin ana pazarı. Ana pazarı diyorsunuz. Peki başkanım, yeni pazarlar var mı onun dışında? Yeni pazarlar uzun yıllardır hep çalışıyoruz yani. Yeni Avrupa Birliği ülkeleri var. Yeni Türkiye Cumhuriyetleri pazarları var. Biz zaten uzun yıllardan beri çalışıyoruz ama sağlıklı bir şekilde bu pazarlarda yavaş yavaş büyüyor bölgemizde. Daha önceleri Birleşik Devletler pazarı çok önemli bir rakam değildi ama son yıllarda 4-5 yıldır bizim de yaptığımız çalışmalar, tesislerin birebir yaptığı çalışmalar sayesinde yaz sezonunda Rusya Birleşik Devletler pazarda önemli bir pazar haline geldi. Side Manavgat bölgesi Türkiye'nin en hızlı büyüyen bölgelerinden bir tanesi ve Türkiye'nin en büyük destinasyonu. Manavgat Kaymakamlık sınırlarında, Manavgat sınırları içerisinde ana markamız Side olmak üzere 160 bin civarında yatağımız var. Ve her yıl 7 ile 10 bin yatak arası ilave son yıllarda artarak bölge büyüyor. Tabii bunun yanında bu artışlar bir takım sorunları da yanında getirmiyor mu? Getiriyor ama bölgemizdeki belediye başkanları son yıllarda tamamı olmasa bile bir kısmının gösterdiği duyarlılık, çevreye gösterdiği duyarlılık olumlu etkiliyor bunu. Çevre bölgemizde güzelleşiyor. İşte sahil yürüyüş yolları, bir takım çarşılarda yerleşim yerlerindeki belediyelerin yaptığı düzenlemeler bu önümüzdeki yıllarda bölgemizi daha da çekici hale getirecektir eminim. Side Belediye Başkanı önemli kentsel düzenlemeler yapıyor. Ben burada teşekkür ediyorum yaptığı çalışmalar için de. Sahil yolu hakikaten de yaptığımız tüm turizmciler de bu işe destek oldu. Sahil yolu Türkiye'de örnek bir proje oldu. Bu arada işte Evrenseki Belediye Başkanı güzel bir çalışma yaptı. Çolaklı Belediye Başkanı sahilde çok ciddi düzenlemeler yaptı. Şu anda Ilıca'da ciddi bir kentsel dönüşüm yaşanıyor. Ilıca Kumköy bölgesi de bizim en önemli parçalarımızdan bir tanesi. Orada da ciddi bir kentsel dönüşüm bu kış yaşanıyor. Önümüzdeki yıl herhalde sahil yolu da tamamlanacak. Her gün biraz daha çekici, turist için yaşanabilir hale gelen bir destinasyon oluyoruz. Bu kadar büyük yatak kapasitemize rağmen spor turizminde çok geri kalmış bir bölgeyiz. Özellikle işte önümüzde yaşanan bir Belek örneği var. Golf, futbol alanları yerlerimiz olmasına rağmen ciddi bir şekilde planlama yaparak kullanamadığımız bir alanlarımız var. Bunun bir an önce devlet ve yerel yönetimler, bakanlığımız ve yerel yönetimler tarafından düzenlenerek bölgemize kış turizmini halihazırda aslında yine de var olan kış turizmini artırarak hem istihdamı artırmak hem bölgeye büyük katkı sağlamak açısından öncelikle futbol ve golf yatırımları olmak üzere çok önemli yatırımlara ihtiyacımız var. Bölgemizin en büyük eksiği. Hı hı. Son aylarda Alanya bu
yatırımlarda çok önemli bir yol kat etti. Önümüzdeki yıl inşallah Alanya'da 3-4 tane golf sahamız hayata geçecektir. Acil bir şekilde bizim bölgemizin de planlamaları yapılarak spor alanlarına acil ihtiyacımız var. Her yıl hem yerel yöneticiler hem turizmciler tarafından ciddi yatırımlar yapılan güzel bir çevre görecektir. Biz bunun garantisini veriyoruz. Her yıl bölgemizdeki hizmet kalitemiz tesislerde artarak devam ediyor. Ve zaten bir dünya markası olan SİDE ve Manavgat bölgesinin önümüzdeki yıllarda daha da Türkiye turizminde ve dünya turizminde parlayan bir yıldız olacağının şu anda biz ışıklarını görüyoruz. Ve gelecek olan turistlere de her türlü aktiviteyi verme çabasındayız.